Şimdi sen de izin versen diğer arkadaşlar da tiyatro yapmak <laughs> tabii için değil de, mi buraya? Demek, evet. yani, Tiyatroya niyetlenmişler. E, üçü birden. <laughs> Bu çok yani sizde tabii ki e, sizin e, oyunda ee, Ayşe Lebriz Berken bu benim tanıdığım Ayşe değil mi? Çok yaşlı olan, inanılmaz yaşlı olan. Oh, çok Ayşe. yaşlı. Biz yaşlı değil ama. Değil, yani. değil, değil mi? Ayşe nasıl işte bunu. Ama evet, tanıyorsunuzdur demedik. çünkü o da Mimar Sinan'dan mezun. Evet, evet. evet, biz evet o da yüksek lisansını yaptı. Evet, evet. Dünya evet. arkadaşım. <laughs> evet sonradan boşandıktan sonra da soyadı değişti ya onun evet, do evet. dolayı. Evet şey bu bizim be, be, ben onunla şeyde oynadım e, bir Çehov o, hikayelerinde. E, oynadım Hapşırık diye ilk İstanbul'a geldiğim zaman devrede. çok sinir bir kız değil mi bu? Çok ta size tatlı mı geliyor? <gülüyor> çok, <gülüyor> Vallahi çok tatlı. biz çok seviyoruz. <laughs> Ayşemiz başımızın tacı. Evet, evet. Siz ben şimdi biraz hani arkasından konuşayım yani <laughs> siz onu methedin diye izliyorum. <laughs> ben Diyelim. de çok seviyorum. <laughs> yani. Peki e, şimdi Burak Sarımola var bir de. Burak Sarımola var bir de. Peki e, burada dört kişi var sahnede. Evet. Ve Mert de yönetiyor. Hı hı. Peki biraz oyundan bahseder misin bize? Bahsedeyim hemen. Aslında Sam Shepard'ın 1980 yılında yazdığı ve yazıldığı günden beri dünyanın her yerinde sahnelenen çok bilindik bir oyunu. True West orijinal adı. Ülkemizde de Vahşi Batı adıyla çok bilinen bir metin. Hatta 2019 yılında en son İstanbul Şehir Tiyatrosu tarafından da oynanmıştı. Serhat benim sınıf arkadaşım konservatuvardan. Buğra'yla da neredeyse 10 yıla, 15 yıla yakındır bir dostluğumuz tabii. var. Hı. Daha önce birlikte ortak çalışmalarımız da olmuştu. Birlikte oyun da yapmıştık. Bir arkadaşımızla birlikte dördümüzün de oynadı. Drag oyunu yapmıştık, katılmıştık. Yani. Evet size ha, katılmışlardı ha, ha, o zaman da. Evet. Buğra ve Serhat bu senede Art12'yi kurmaya karar verdiğinde ben de uzun zamandır tiyatronun oyunculuk tarafından ziyade biraz daha yönetmenlik tarafı beni daha çok heyecanlandırıyor ve orada üretimler yapıyordum. Hadi birlikte bir şey yapalım, bir metin arayalım derken aslında ilginç olan tarafı oyun benim tezim, mezuniyet tezim. Aa. Modern kent hayatının birey üzerindeki etkileri üzerine tezimdeyken Serhat'la birlikte oynamıştık. Biz evet. tezimizden bir 20 dakikalık kısmını da oynamak mecburduk. Hani başlığımızı en iyi anlatan kısım diye. Hı. Serhat yıllardır söyler çok sevdiği bir metin diye. Bu metine bugünden bakıp yazıldığı gündeki Etkisini bugüne daha güçlü hale getirmek için biraz çabaladık metin üzerinde. Shepard'ın tabii ki aksını koruyarak hem çeviri üzerinden İngilizcesi üzerinden hem de bugünden bakıp aslında birbirini çok uzun yıllardır görmeyen birbirlerine tamamen zıt olan iki kardeşin annelerinin evinde karşılaşmasıyla başlayan hikaye kardeşlerimizden bir tanesi kentli, eğitimli bir senarist, diğeri ise kent hayatını reddetmiş, kendini doğaya atmış, hırsızlık yaparak ama hırsızlığı da cahil hakkı olarak tanımlayıp hayatını sürdüren biri. Annelerin evlerinde karşılaşmalarıyla bu iki karakterin birbirini keşfetmesi, birbirine dönüşmesi, hmm. kalmak ya da gitmek meselesi üzerine seyirciye de soru sorduran, özellikle sanırım pandeminin de etkisiyle üzerine çok fazla düşündüğümüz bu kent de kalmak ya da kentten gitmek meselesini bugünden biraz daha o taraftan okumaya çalıştığımız giden mi daha mutlu kalan mı mutlu mutluluk e, gitmekle mi kalmakla mı ilgisi meselesi üzerine iki kardeşin hikayesini merkeze alıp sürdürdüğümüz bir oyun diye tarif edebilirim. Aslında tabii önermesi de çok güzel değil mi? Bunların iki kardeş olması e, ve aynı eğitim aynı aile aynı anne babadan ve sonra ama yolculukları çok farklı oluyor. Ve çok farklı yolculukları var hakikaten. Yani aslında peki insanların tepkisi nasıl? İnsanlar bunu tartışıyorlar mı yani bugünün dünyasında siz de konuşuyor musunuz seyircilerle falan ne ne alıyor? Hmm. Bir senüs sadece premier yaptığımız için, hmm. tek oyun oynadığımız için o günkü gelen seyircilerimizle çok konuşma şansımız oldu hmm. ama daha da oynadıkça derinleşecektir hmm. diye düşünüyorum. Ama hani hmm. yönetmen tarafından da illa ıı, yanlış anlaşılmak istemem ama hani seyircinin bizim oyunu çalışırken üzerine düşündüğümüz cümleleri ya da neyi ifade etmek istediğimizin ne kadarının geçip geçmediğini manipüle etmek gibi bir derdim yok. Hmm. Sonuçta tiyatro büyülü anlık bir ortaklık. Biz oyunu hmm. çalışırken bu çatışmalar üzerine gitmek ve bu çatışmalar üzerine hikaye inşa etmek istedik. Ama seyirci sadece kendi kardeşiyle olan ilişkisini hisseder, oradan okursa o da onun tercihi. Ee, ama o günkü premier seyircisi siz de bilirsiniz biraz daha tiyatro dünyasının içinden daha çok olan oyunculuk yapan e, arkadaşlarımız eşliğimizin dostumuzun da geldiği bir yerde e, onlara bu hikayenin bizim anlatmak istediğimiz haliyle geçtiğini duyduk. Bu da bizi mutlu etti. Mikrofon kullanımınıza dikkat ettim. Evet. Ee, bir, bir farklı kullanıyorsunuz buradan getiriyorsunuz. Evet. Bir de evet. Fransızlarda gördüm böyle ben. Ee, ee, bu, bu kafadan şey. mı? Ben, be, be, bizim Richard'da herkesin Aha. E, kafadan evet, geliyor. Abi, Benim ba alnım geniş olduğu için kafaya uzak kalır diye, <laughs> diye herhalde. Hayır ba <laughs> şey de e, şey değil çünkü aslında headset değil normal sadece evet, şey evet kablo. Sadece, sadece kablo. Burayı bir bantlamak zorunda kalıyorlar Tabii, çünkü bantlamak terlediğin zorunda. zaman. Evet oyunda da çok lazım. Ya ilk, evet. ilk taktığımızda aslında biz de e, en son 10 sene önce tiyatro yapmıştık. Mikrofon falan yoktu yok, zaman. Biz de çok takıldık ama bir süre sonra insan e, görmüyor gibi geliyor bana. Yani ben bu arada Hayır görmüyor. Çünkü ben. seyircinin de gözü alışıyor. Evet Aynı ama e, tabii ki şey var. Ee, şimdi da şunu da güzel düşünüyorum Paris'te seyrettiğim bir güzel. oyunda acaba Hı? ben Niye onu e, belki onlar da sizin gibi getiriyorlar ben mi onu e, headset gibi hani headsetin bir tutacağı var ya böyle bir plastik evet, bir şey geliyor duruyordu. acaba... Ben çünkü orada çünkü bir müzikal, müzikli oyun, müzikal değil, bir müzikli oyun oynuyorlardı. Halbuki eski bir tiyatro, niye buna gerek duydular falan dedim ama orkestra var, müzik var, tamam orada gerekiyor bu. Tabii ki e, salondan salona da değişiyor Evet, ne evet. Bazı yani. salonda takmanız gerekiyor. Bazısında takmanız evet. da olur. Evet. Yani mesela fişekhanede takmışız. Fişekhanede var, oynadığımızda takmayacağız 21, -21 Ekim'de fişekhanede, fişekhanede oynayacağız öyle, öyle mi? Orada hmm. takmayacağız. Oranın. Hmm. <laughs> Çünkü yani aslında evet. Anladım. Aslında Çünkü böyle, salonlarda daha artık bir salon. eskisi, eskisi gibi yapılmıyor zaten mikrofon yapılmıyor. varsa onun akustiğini Tabii ona ki. göre yapma diyor Tabii herkes ki. mikrofonla oynasın diye Eskiden yapılıyor. uzatıyorlardı böyle sopayla falan. Yani. Ama sahneler sahnelerde de evet. hala öyle. var mı sen ya? Yani. Evet onu sahnelerin diyorum işte. işte Kuştiği var mı? Bir şey dediğin zaman arka taraf duyuyor. Şimdi ama galiba nesilden nesile fark da var. Konservatuar mezunları arasında yani bir nesil var ki o nesle... E, mikrofon takmazsan olmuyor yani <laughs> ya da e, kendilerinden daha büyüklerle beraber oynarken işte bu adama ihtiyaç evet. yok, bu adama ihtiyaç var gibi bir şey oluyor. Evet. Yani aynı nesil değil. Yoksa düşünsene hiç yoktu. Yoktu hiç. tabii. Yoktu. Evet. Benim tabii ilk ki oyunum bu böyle. Oyunu oynadım. da etkiliyor mikrofon. Tabii canım. Ya mikrofon. ilk taktığın evet zaman yani ya. buradan çıkacak mı kontrol ediyorsun burada i̇şte, bir şey oluyor. Çok yani. şanslısın. Bir iyi de gülleman gerektiği artık. bir yer olduğunda <gülüyor> içine <gülüyor> içine. Çekiyorsun ya gizli çok patlamasını diye gizli mikrofon koyuyorlar yani da sinemada. sinemalarda böyle o sinemada tabii burada reklam şeylerinde falan sinemalarda oluyor Ama de, tiyatroda çekiyorlar. o kadar kolay değil çünkü tiyatroda kontrol edilemez bir şey. Hmm. Hmm. Çok ya sinemada var. sinemada ya da reklam filminde onu kontrol ediyorlar göğsüne koyuyor. ama şöyle bir şey. Her zaman bir tedirginliği var. var. Her zaman. Bilmiyorum, her tamam. zaman Reklamlarda var. O tedirginliği ya yani. tamam. oynarken <laughs> bir şey olacak. Ya evet tabi ki canım sürekli yani pil takıp seni oyuna gönderiyorlarmış gibi <laughs> bir şey oluyor evet. yani çok <laughs>